İyi akşamlar sevgili ABF TV izleyicileri. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeni bir geçecek gündem programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün özel bir yayın yapmak istedik. Biliyorsunuz önümüzdeki hafta yani ayın 19'unda Maraş katliamıyla ilgili anmalar var Türkiye'de. Bununla ilgili sevgili ABK örgütlenmede sorumlumuz sevgili Mehmet Ali Çankaya da şu anda Türkiye'de. Bugün çok değerli 3 tane konuğum var. ABK Onursal Başkanımız sevgili Turgut Öker. İyi akşamlar sevgili başkanım. HDP milletvekilimiz sevgili Zeynel Özen. İyi akşamlar sevgili vekilim. İyi akşamlar, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Ve ABK örgütlenmede sorumlu sevgili Mehmet Ali Çankaya Başkanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, sevgili Turgut Başkanım, birkaç gün önce babası Hakk'a yürüdü. Tekrar buradan devri daim olsun, ışıklar yoldaşı olsun diyoruz. Babanızı kaybettiniz. Daha yeni döndünüz sanıyorum Sivas'tan. İstiyorsanız ben sevgili Turgut Başkanım'la başlayayım. Sevgili Başkanım, 19 Aralık'ta biz bugün bu ayın içerisinde 3 tane anmayı birden yapıyoruz. Maraş katliamı, Roboski ve 19 Aralık cezaevlerinde hayata dönüş adı altında yapılan katliamları anacağız. Maraş katliamı hakkında birazcık şöyle, Maraş katliamını biz ne zamandan beri anmaya, şimdi geçmişten yani Alevi örgütlüğü, Avrupa'daki Alevi örgütlüğü ne zamandan beri bunu anmaya başladı, ne zamandan beri gidip gelmeye başladık? Ve şu bugünlerde yine pandemi koşullarında tekrar sevgili Çankaya'ya doğru da tekrar Maraş'a gidilecek ve bu gerçekten çok önemli. Bu konu hakkında size birazcık bilgi alayım. Teşekkür ediyorum. Tüm bizi izleyen canlara da buradan saygılarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Evet, son 2 ay içerisinde iki önemli değerimizi arka arkaya kaybettik. 2 ay önce anamızı ve geçen hafta da babamızı kaybettik. Bu vesileyle de gerçekten tüm dünyadan canlarımız acımızı paylaştılar. Hepsine buradan tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Kendi adıma, şahsıma ve Öker ailesine. Ama hayat bu. Bizi yaratan değerler iyi yaşadılar. Yani mutlu yaşadılar, cesur yaşadılar. Kendi inançlarıyla, kültürleriyle barışık yaşadılar. Biz evlatlarına düşen de onları nasıl yaşadılarsa ona uygun bir şekilde yolcu etmekti. Cenaze erkanı yapmaktı. Yani izleyen birçok canlarımızdan o noktada evet olması gereken buydu mesajlarını alıyoruz. Biz de bu zor koşullara rağmen insanlar kendi değerlerine yaklaşımda samimi olduğunda koşullar ne kadar ağır olursa olsun, imkanlar ne kadar zor olursa olsun kendi değerlerimize uygun davranabiliyoruz. Biz de babayı, anayı vasiyetlerine uygun bir şekilde Almanya'dan, Hamburg'dan kendi ecdatlarının yanına onların bedeniyle de onları buluşturacak şekilde getirdik, sırladık. O noktada tüm canlarımıza, yoldaşlarımıza bu süreç içerisindeki danışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Söylediğim gibi 3 katliamda hedef kitlesi farklı olmakla birlikte bu ülkenin ötekileri olmasından dolayı Maraş'ta Aleviler, Roboski'de Kürtler, cezaevinde devrimciler katledildiler. Bu anlamda da 3 katliamda da yaşamını yitiren, bu barbarca gerçekleştiren katliamlarda yaşamını yitiren tüm canlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Sorunuza gelince, yani Alevilerin dünyasında evet Kerbela'ydı, Alevilerin dünyasında büyüklerimizin anlatımlarıyla ne kadar hafızalarımızda iz bırakan katliamlar varsa anlatımları hep gerçekleşti. Yani ona bir şey diyemeyiz. Bilmiyorduk deme şansımız yok. Duymadık deme şansımız da yok. Ama nedense Alevilerin tarihinde bu katliamları durdurma noktasından, katliamları bilince çıkarma noktasından bu katliamların bir daha
gerçekleşmemesi konusunda bir eksikliğimiz var. Yani bugün de devam eden bir eksikliğimiz var. Bugün de bizi bekleyen tehlikeleri, yeni katliamları engelleyecek bir tedbirimizin, gücümüzün, birliğimizin olmaması noktasında ben çok fazla katliamlardan ders çıkardığımızı söyleyemem. Nedir bunun gerekçesi diye soracak olursanız, bizler yakın tarihte hepimiz, bizim kuşak, Sivas katliamını, Madımak katliamını canlı izledik hepimiz. Ama kitlesel şekilde isimler önceden bildirilecek isimlerin, bildirilen isimlerin Madımak'ın önüne gitmesi bile katliamdan 10 yıl sonra gerçekleşti. Bizim Maraş'a gitmemiz katliamdan 32 yıl sonra gerçekleşti. Bizim Çorum'a gitmemiz Çorum katliamından yani 30 yıl sonra gerçekleşti. Yani sormak lazım, yani bu süre içerisinde yani 30 yılda bu topraklarda Aleviler yaşamıyor muydu? Bu katliamda yakınını yitirenlerin acısı, feryatları bu süre içerisinde yok muydu diyeceksiniz. Vardı tabii ki. Ama niye bu anmalar bile 30 yıl sonra gerçekleşti? Çünkü bizim bu katliamlar sonrası sokağa çıkacak gücümüz ancak katliamlardan onlarca yıl sonra oluştu. Onlarca yıl sonra biz anladık ki katliamlardan uzaklaşarak üstü örtülsün, yara kaşımayalım diyerek biz aslında yeni katliamları davete çıkarıyoruz. O nedenle de somut olarak söylersem biz Madımak katliamından 10 yıl sonra gerçekten kitlesel şekilde Madımak'ın önüne gidebildik. Ve Maraş katliamında da düşünün 78'de katliam gerçekleşiyor. Biz 32 yıl sonra hatta 31 yıl sonra Maraş'a da gitmedik. Yani kamuoyunun bilmesi açısından, yeni kuşakların bilmesi açısından yani özellikle de yani o dönemdeki arkadaşlarımız Maraş'a gitmeyi çok tehlikeli buldular. Biz ilk Maraş katliamının anma etkinliğini Adana'da yapmak durumunda kaldık. Yani 31. yılında katliamdan sonra 31. yılında biz ilk anmayı, kitlesel anmayı, yaklaşık 5000 kişinin katıldığı anmayı Adana'da gerçekleştirdik. Ve biz 32. yılında ısrarlı bir şekilde özellikle de Avrupa Birlikleri Konferansı'nın bu yakın süreçte tarihimizle yüzleşme, yani katilleri teşhir etme, katliamı teşhir etme, şehitlerimizi anma noktasındaki ısrarımız üzerine kamuoyunda bildiği gibi ilk kez Madımak'ın önünde, daha sonra Maraş'ta, daha sonra Çorum'da anma gerçekleşti. Ve biz 32. yılında yaklaşık 3000 kişinin katıldığı anmayı Maraş'ta gerçekleştirdik aslında. Aynen Madımak önü gibi. Aynen Çorum gibi. Ama o katliamın elebaşlarının karşı saldırısıyla bu yüzleşmenin, yani kendi kanlı yüzlerinin, barbarlıklarının ortaya çıkmasını engellemek isteyen bu çevreler bizim 32. yılında Maraş'a girişimiz karşısında tekrar neredeyse bir yeni katliam girişiminde bulundular. O günkü koşullarda belki devletin işine gelmediği için, birebir devletin elinin işin içerisinde olmaması nedeniyle bir katliam gerçekleşmedi ama o bizim kitlesel anlamda Maraş'a son gidişimiz oldu. O günden bugüne ne yapıldı? Biz yine her yıl ısrarlı şekilde işte 40. yılına kadar Maraş'a gitme noktasında Avrupa Birlikleri Konferansı olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukların gereğini yerine getirmeye çalıştık. Ama gerek işbirlikçi çevreler olsun, gerek bu katliamdaki rollerinin ortaya çıkmasını istemeyen çevrelerin karşı koyuşuyla Maraş'ta kitlesel bir anma bugüne kadar gerçekleştiremedik. Halen daha gerek katliamda yakınlarını yitirenlerin dünyasında diyelim, halen yani Alevi dünyasında, demokrasi güçlerinin dünyasında kitlesel anlamda bu katliamların karşısında durarak yeni katliamları birlikte engellememiz gerektiği konusunda yani yeterli duyarlılığın olmadığını söyleyebilirim. Yani son yıllardaki ısrarımız da bu amaçlaydı. Aynen Madımak önü gibi Yörükselinde olsun, Maraş'ta olsun, kitlesel bir anlam olsun, kitlesel bir buluşma olsun ki
7'den 70'e bu katliamda herkes birebir hesaplansın düşündük. Ama bu gerçekleşmedi. Söylediğim gibi biz bu senede arkadaşlarımız olarak ayın 21'inde Maraş'ta olacağız. Anma noktasında ısrarımızı sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz bu işler randevuya gelmez. Yani pandemi koşullarıyla alevilik bitmez, devrimcilik bitmez. Yani pandemiden dolayı işte hayatı bırakalım. Örgütlü mücadeleyi bırakalım, anmayı bırakalım, şehitlerimizle bağlılığımızı bırakalım anlayışıyla siz kalıcı, sürekli olan bir mücadele yaratamazsınız. Madımak'tan bu sene biliyoruz. Aynı kaybıyla 2 Temmuz'da da bugüne kadar yakın tarihte olmayacak az sayıda, yani olmayan az sayıda insan Madımak'ın önünde oldu. Bu nedenle de yani her koşulda ısrarcı olmamız gerekir. Yani bizim yani ne olursa olsun mutlaka katliamın gerçekleştiği yerlerde bizlerin olması gerekiyor. Yani başka türlü biz bu işi randevuya bırakamayız. Evet, teşekkür ederim sevgili başkanım. Sevgili Zeynel başkanıma, sevgili vekilimle devam edeyim. Sevgili vekilim, siz bugün mecliste Maraş'la ilgili bir basın açıklaması yaptınız. Bunu biz canlı yayın olarak vermiştik zaten. Sevgili Turgut Başkanım söyledi, gerçekten de şöyle bir şey var. Yani bugün insanlar bu koşullarda sanki yani sadece bugün pandemi nedeninden değil, sevgili Turgut Başkanım da söylediği gibi son süreçte insanlar çeşitli gerekçelerle işte Sivas'a da Maraş'a da bizim katliamların yaşandığı yere biraz gitmekten çekiniyorlar ya da gitmek istemiyorlar ya da ne bileyim çeşitli bahaneler bulunuyormuş gibi oluyor. Yani bu katliamların bir daha yaşanmaması için bizim neler yapmamız gerekiyor? Daha çok sahip çıkmamız, daha çok ısrarcı olmamız gerekmiyor mu? Mehmet Ali yoldaş, ben Evet, dinliyorum. Mehmet Ali yoldaş, ekranı başında bizi izleyen izleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Aşkın niyazlarımı sunuyorum. Size de teşekkür ediyorum. Şimdi bir şeyi düzelteyim. Bugün mecliste bir basın açıklaması değildi. Ben Meclis Genel Kurulu'nda Maraş anması yaptım. Yani genel Meclis kurulda Genel bir anma Kurulu. yaptım. Evet. Şimdi ben de biraz olayların çok işte ondan sonraki anmaların kitlesel olma işini biz biraz da sorgulamamız gerekiyor. Biz 32 yıl sonra Maraş'a gittik. Ama ilk anmamızda yani kitlesel bir katılım vardı. Başkanın söylediği gibi 3 binin üzerinde vardı. Fakat ben orada bir saldırı oldu. Yani o faşistler tarafından bir saldırı oldu. Ondan sonra biz Maraş'a güçlü bir katılımla bir anmalar yapamadık. Çünkü Alevi örgütlenmesi içinde de bir ortak akıl oluşmadı. Türkiye'deki Alevi hareketi Ercan Geçmez yani Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı dışındaki öbürleri Maraş'ta yapılmasına karşı çıktılar. Biz yıllarca Maraş'a gidilmedi. Onlar Narlı'da yaptılar. Ama biz ısrarlı bir tavır koyduk. Bu her katliam olduğu yerde, insanların düştüğü yerde anma yapılmalı dedi. Israrla biz Maraş'ı içinde yaptık. Biz başka yerde anmalara katılmadık ve 2010'dan sonra hep Maraş'ı içinde yaptık. Birkaç yıl bu gerçekten iyi de bir görüntü değildi. Alevi hareketinin bölünmesine, parçalanmasına, güç birliğine zarar verdi. Ama daha sonra Alevi örgütleri de bunun doğru olduğunu, yani şehitlerimizin bizim canlarımızın katledildiği yerde anma yapılmasının doğru olduğunu şey yaptılar. Ondan sonra birlikte yaptık. Birlikte yaptık fakat
Devlet de o bizim zaaflarımızı iyi kullandı. Ve Maraş'ın bir Çorum gibi, bir Sivas gibi kitleselleşmesinden çok korktu. Yani her yıl Maraş'ın etrafı çevrildi, bir ablukaya alındı, insanların oraya gelmesi engellendi. Buna rağmen biz ısrarcı bir tavırla merkezde yaptık. Merkezde yaptık. Gittikçe de bu kitleselleşiyordu. Kitleselleşiyordu. Fakat işte bu pandemiden dolayı bu yıl biz çağrı yapmadık. Çünkü insanlarımızın da sağlığını düşünmek zorundayız. Ama bizler yine orada olacağız. Özellikle Avrupa'dan gelen arkadaşlar burada işte federasyon temsilcileri gelecek. Onlarla birlikte biz yine gidip anacağız. Ama şunu görüyoruz, yani bugün geldiğimiz bu zamanda bile özellikle devletin işte hesap vermeme, hesaptan kaçma, yüzleşmemesi nedeniyle bugün bile bir duyarlılık yok. Yani devlet geri adım atmıyor. Hatta ben parlamentodan bahsedeyim. Parlamentoda bugün Maraş'ın 7 tane milletvekili var. Biri CHP'li, birisi MHP'den, geri kalanı AKP'den. Yani biz ben 3. Maraş anmasını parlamentoda yaptım. Hala sataşmalar, protestolarla karşılaşıyoruz. Bu ne demek? Yani devlet aklı hala 78'de nerede duruyorsa bugün orada duruyor. Bizlerin bu bilinçle hareket edip özellikle de demokrasi güçleriyle birlikte bu mücadeleyi daha da yükseltmemiz gerekiyor. Ve şehitlerimizi düştüğü yerde anmak gerekiyor. 42 yıl geçmesine rağmen bir arpa boyu yol alamadık. Hala bizim canlarımızın mezar yerleri belli değil. Ve mahkemede devam ediyor. Devlet de bu konuda gereken hiçbir adım atmıyor. Yani geldiğimiz noktada yani 78'deki o katliam ortamında da ortamdan çok da ileri gitmiş değiliz. Çok da Evet. ileri gitmiş, yani bir yol almış değiliz. Bu sadece Alevi açısından da Türkiye'nin bugünkü içinde bulunduğu koşul gerçekten de yani 12 Eylül'leri, ondan önceki işte Maraş olayları döneminden daha da kötü, daha da kötü, daha da geri bir durumda. Çünkü en ufak demokratik haklar, en ufak bir talep şiddetle bastırılıyor. Yani aynı 12 Eylül dönemindeki o faşist juntanın uygulamalarıyla bugün karşı karşıyayız. Yani yargısız infazlar, insanların sudan bahanelerle gözaltına alınması, işçi sınıfının mücadelesinin daha da geriye atılması, özellikle pandemiyi de bunlar bir Allah'ın lütfu olarak değerlendirdiler. Yani bugün gerçekten Türkiye o koşullar, yani 12 Eylül şartlarının daha gerisine gitti. Ben de yani 19 Aralık'ta cezaevi katliamında yitirdiğimiz devrimci yoldaşları saygıyla Onu anıyorum. ikinci Aynı bölümde zamanda gireceğim sevgili. Ona ikinci bölümde girelim istiyorsanız. İkinci bölümde hem Roboski'ye hem de cezaevi katliamlarının üzerine konuşacağız. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili Çankaya, sevgili Mehmet Çankaya, ABK örgütleme sorumlusu, Avustralya Birlikleri Onursal Başkanımız sevgili Çankaya. Sevgili Mehmet Çankaya hemen hemen her sene yani ben bildiğim kadarıyla her sene bu hem Sivas'a hem Maraş'a hem Türkiye'deki bu katliamlara yani Türkiye'de bir katliamlarını anmasına yerinde katılıyor.
Bu sene de koşullar ne olursa olsun tekrar gitti, tekrar Türkiye'de. Evet sevgili başkanım, sizin de yani siz, ben şöyle sorayım, Avrupa'da kimler katılıyor ya da Türkiye'de katılan başka kurumlar var mı? Ne demek istersiniz bu konuda? Öncelikle Ankara'dan Avusturya'ya selam yolluyorum. Sizi de bildiğiniz gibi ben Maraş Alma Etkinliği'ne Avusturya'da biletimi ayırmıştım. Pazar günü Maraş'a gidecektik. Etkinliğimizde Pazartesi günü yapacaktık. Fakat sevgili yoldaşım, arkadaşım, dava adamı, sevgili onursal başkanımızın babası Hakk'a yürüyünce, yani Maraş'a gidiyorsam 2 gün önce de gidip yoldaşımın acısını paylaşmak, yanımda olmak ve Mustafa amcayla toprağı ıslamak için o törende olmayı kendime bir görev yaptım. O nedenle biraz erken geldim. Ama erken gelmemle birlikte hem yoldaşlarımla hem de Ankara'da meclise gittiğimizde görüyorum ki vallahi pandemi olayı devletler yapmıyor. Pandemi bir tek sivil toplum kuruluşlarına, demokratik örgütlerine, halklara ve sokaklarda gezen insanlara oldukça pandeminin olayını çok iyi medya baskısıyla yaptırmaya çalışıyorlar. Ama ne kadar dikkatli oluyor, ne kadar bu konuda devletin o kadar ısrarlı bir şekilde medyada yaptığı gibi insanlara sahip çıkması konusunda da biraz düşündürücü geliyor bana. Elbette ki biz Maraş'ta Çorum'a gittiğimiz gibi de sevgili Genel Başkanım ve Zeynel abi de içerik olarak anlattı. Fakat örgüt temsilcileri olarak bizim ne yapmamız önemli? Biraz o konuyu konuşmak gerekiyor. Evet. Maraş 42 yıldır katliamın olduğu tarihten bu yana 42 yıl geçmiş. Yani 42 yaşındaki o zaman doğan 42 yaşındaki bir insanın Maraş'ı bilmesi çok zor. Ve buna duyarlıysa, ilgiliyse, Maraşlı bir insan geçmişteki tarihi okursa bunu çözebilir veya anlayabilir. Dolayısıyla 42 yıl önce biz 17-18 yaşları gençlerdik. Liseli gençlerdik. İstanbul'da yaşıyorduk. Ve bu İstanbul'da yaşadığımızda lise giderken Maraş'ta olan bir katliamının demci, solcu, sosyalistleri, Kürtlerin ve özellikle Alevilerin soykırımı yaptıklarından dolayı İstanbul'da vicdanlı gençlikle birlikte o dönemde okulları işgal ettik. Yani Maraş'taki toplumun, Maraş'taki insanlara en azından bir dayanışma olarak devlete bir ikaz etmek, devlete bir hatırlatma açısından katliamı durdurun deme anlamında Galatasaray Lisesi'ni işgal ettik. 378 tane liselik 17 ile 20 yaş arasındaki gençlerdik. Bir noktada orada söyleyeceğim kimler vardı özellikle. Bu yıl Avusturya'da büyükelçilik yapan dönek Ozan Ceyhun denilen şahıs biz de beraber Galatasaray Lisesi'ni işgal ettik. Ozan Ceyhun da vicdanı varsa bu yıl büyükelçilikte Avusturya'da Maraş katliamını anar. Ozan gençti. 18 yaşındaki bir adamdı. Maraş'ta katliamını protesto etmek için Galatasaray Lisesi'ni işgal edenlerden ele başlı Ozan Ceyhun'du. Bu kadar vicdanı olan bir insan nasıl dönüş yaptı da AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olarak Büyükelçiliğe atandı. Onun vicdanına sesleniyoruz. Dolayısıyla o dönemde Rüşen Çakır arkadaşımız da vardı. Beraberdik. Ve bizi Maraş katliamını şehitlerimizi ararken, katilleri lanetlerken devletin yaptığı bir suçtan dolayı 15 gün Selimiye cezaevinde yattık, yargıladılar. Ve doğru yapmışız. 17-18 yaşında bir genç olarak, liseli öğrenciler olarak bugün de yaptığımızda gurur duyuyoruz ama şimdi de Alevi örgütlerinin kurumlarında bir genel başkanlık yaptık. Örgütlenmesinin içerisindeyiz. Koca federasyonlar kurduk. Urfa Alevi Konfederasyonu kurduk. Türkiye'de Alevi hareketlerinde birçok çalışmalarda bulunduk. Örgütler olarak Alevi örgütü biz ne yapacağız? Bu kadar etkinliklerde kazanımlarımız var. Oralara gittik. Bunları devlet ne kadar baskı yaptıysa, o alanlara koymadıysa biz de o alanlara girmesini becerdik ve mücadelemize kazanımları elde ettik. Şimdi pandeminin olayı dolayı herkes kendisine göre bir rol biçerek
Pandemini bahane ederek işler şahanedir bir slogan vardır. Dolayısıyla evet, sağlık çok önemlidir. Herkesin sağlıklı olmasını isteriz. Ama şehitlerimiz aklımıza geldiği zaman, bu katliamları da aklımıza geldiği zaman koşulsuz ne olursa olsun oralarda bir örgüt sorumluluğun gereğidir, oralara gitmemizdir. Ve o nedenle vicdanımla dertleştiğim zaman o tarihte genç birisi olarak Maraş'ı vicdanımızda, yüreğimizde taşırken bugün daha rahat bir Avrupa'da yaşıyoruz. Hiçbir derdimiz yok, sıkıntımız yok. Neden olduğumuz coğrafyalarda Maraş'ta kaybettiğimiz şehitlerimize, değerlerimize sahip çıkmayalım? Dolayısıyla yandığımız, yıkıldığımız yerlerde olma gibi bir sorumluluğumuz var. Örgüt temsilcileri olarak. Bütün insanı gelmeyebilir. Ama bir kazanım elde ettik Maraş'ta. Cenevi yaptık. O cenevinde şehitlerimizi anmak için örgüt temsilcileri ve sorumlu olan insanların orada gidip biz buradayız, anmalarımıza devam edeceğiz ve bu anmalarımızda da bütün ülke, alevilerin yaşadığı coğrafyalarda o anma etkinliğimizi medyada duyurmamız gerekiyor. Yani belki kitlesel olmayabilir, belki yığınsal kitleleri oraya taşımayabiliriz. Ama en azından orada çırağımızı yandıracağız şehitlerimiz adına. Pirlerimiz bağlamasıyla mihraklarını okuyacaklar, deyişlerini okuyacaklar ve gün temsilcisi konuşacaktır. Bakın şunu söyleyeyim, Avrupa Alevi Konfederasyonu olarak biz bildiriyi çıkarttığımızda Maraş'ta olacağımız yerden sonra siyasetçilerin Maraş'a gelip gelmeyeceği belli değildi. Ama inanıyorum ki örgütlü alevlerin bu işe sahip çıktığı zaman siyasi partilerde temsilcilere geleceğine inancım bütün. Ve geleceklerdir. Orada olacağız. Ve bunu etkinlik halinde kendimizi orada ifade ederek bütün alevlere orada olan şehitlerimiz çığlıklarına olacağız. Maraş'taki şehitlerimizin anmasında bulunacağız. Özellikle şunu da belirteyim son cümle olarak. Avrupa'da da aynı şekilde Avusturya Alevilikler Federasyonu'nun ve demokratik güç birliğiyle yaptığı hareketli toplantılarımızda bu hafta sonu 19 Aralık saat 3'te Maraş Anma Etkinliği ve Ruboski Anma Etkinliği ve aynı zamanda hapishanede hayata dönüş katliamında yapılan üçüncü etkinliği toparlayarak Avusturya Demokratik Güç Birliği Marienfeld'de buluşacak. Buradan da Avusturya'daki tüm canlara, devrimcilere, demokratlara, vicdanı olan insanları o mitinge katılmaya davet ediyoruz. Cumartesi günü ayın 19'u saat 3'te Marienfeld Şitase'de buluşacaklar. Ben şimdiki bu bölümde bunları söyleyebildim. Bir dahaki Teşekkür sorulara ederim. cevaplar. Teşekkür ederim sevgili başkanım. Evet, sevgili Turgut Başkanım, biliyorsunuz Aralık ayında sadece Maraş olayları yaşanmadı. Aralık ayı içerisinde 19 Aralık 2000'de cezaevlerinde Fethi Bir Devlet Fethi Bir cezaevlerini yaptı ve bu Fethi Bir cezaevlerine insanları sokmak için 19 Aralık'ta birçoğu açlık grevinde, Fethi Bir'lere karşı açlık grevinde ölüm orucunda olan cezaevlerine saldırdı. Ve orada insanları katletti. 32 tane insan orada toplandı, öldü. Ve insanları tek odalı hücrelere tıktı. Bununla beraber 9 ara yani o 28 Aralık'ta da aynı şekilde Roboski'de yani Güneydoğu'da herhangi kaçakçılıktan başka bir geçim kaynağı olmayan 30 19 18 19 19 kişinin 18 yaş altında olan çocukları, gençleri işte 50 liralık bir kaynak için kendi ailelerine yardımcı olmak için yaptıkları bir sınır dışı ticaretinde uçaklarına bomba olarak insanları katlettiler. Ama devlet nedense, hani demin siz bir şey söylediniz ya, devlet yaptığı katliamların hiçbirisiyle yüzleşmiyor ve bu yaptıklarını ortaya koymuyor. Ne yapmak gerekiyor? Yani bu konudaki düşüncelerinizi alayım. Şimdi tabii Türkiye'de toplumsal anlamda gerçekleşmiş bütün katliamlar fiilen devletin planladığı dönem dönem marşal olarak yeri geldi sivil faşistleri kullandılar. Yeri geldi orta çağ özlemcisi İslamcı faşistleri kullandılar. Yeri geldi hiç maske takmaya gerek kalmaksızın kendi doğrudan güçleriyle bunu gerçekleştirdiler.
Bu üç katliamda da bunlar var. Yani bugünkü konuşmamıza sebep olan üç katliamda da bunlar var. Yani Maraş'ta işte sivil faşistler, bugün de arkadaşlarımızın söylediği gibi esir Türkleri kurtarma ordusu EPKO, işte onun vurucu timi, kontrgerilla, MİT, doğrudan devletin bir birimi işin içerisinde ve normal başrol olarak kullandıkları da sivil faşistler. Alevilerin mülküne, varlığına el koymak amacıyla ganimet peşinde koşan bu barbarların gerçekleştirdiği bir katliam. Ama arkasında planlamasından uygulanmasına kadar bütün kontrol devletin elinde. Cezaevi katliamı da aynı şekilde. Hiç böyle aracı falan yok, maske falan da yok. Roboski'de sonuçta sapanla bu insanlar katledilmediler. Yani bombalandılar bu insanlar. Dolayısıyla bu üç katliam da yaşadığımız, üzerine yaşadığımız toprakları yöneten devletin ne kadar barbar bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor. Kendi egemenliği için, kendi çıkar için bu topraklar üzerinde yaşayan halkları katletme konusunda, yakma konusunda hiçbir çekincesinin olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla da bundan bizim çıkarmamız gereken nokta, bu devlet bizi Alevi kimliğimizde Maraş'ta katlediyorsa, bu devlet bizi devrimci kimliğimizde cezaevlerine katlediyorsa, bu devlet bizi dağlarda bombalıyorsa, bu devletin yok etmek istediği toplumsal kesim olarak bizim bir araya gelip birlikte yan yana yeni Maraşlar yaşamamak için, yeni hapishanelerde katliamlar yaşamamak için, yeni Roboskiler gibi katliamlarda üzerimize bombaların yağmaması için bizim varlığımızı sürdürmek için bir arada olmamız gerekir. Yani o kapsamda da düşünüyorum, yani Alevi dünyasına evet son gerçekten yani 25 yıldır Madımak katliamından sonra geçmişte hesap geçmişte Alevi kimliğiyle, Alevi inancıyla yaşam sürdürürken katledilenleri anma noktasında bir geleneği başlatan insanlarız. Ve bugün görüyorum ki en azından düne göre sahiplenme var. Yani dediğim gibi yani arkadaşlar da söylediği gibi düşünün katliamdan sonra 32 yıl dünyanın dört bir yanına dağılmak durumunda kalan Maraşlılar bir araya gelip o katliamda yakınlarını yitirdiklerini alma gibi bir çaba içerisine girmemişler. Ve arkasından bizim gerek Koçgil olsun daha bugün kitlesel bile değil. Daha birkaç hafta önce biz Dersim'deydik. Seyit Rıza'yı andık. Dersim katliamını lanetledik. Dolayısıyla bizlere de bütün bu katliamlardan gereken dersi çıkarmadığımızı da görüyoruz. Yani biz işte Maraş katliamı olduğunda bizim feryadımız yani öne çıkıyor. İşte 19 Aralık işte cezaevi sürecinde yani devrimcilerin ağdında sadece o süreçte yakınlarını yitirenlerin acısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bu devletin bu katliamları gerçekleştirirken bölüp parçalayıp bütün mazlum halkların ortak direnişini, ortak karşı koyuşunu engelleyen sinsi politikalar karşısında ciddi seçenek yapmama konusunda, ciddi seçenek yaratamama noktasında bizim de bu durumda bir anlamda özdeşsel sorumluluğumuz var. Bu kapsamda da ben anımsıyorum Avrupa Devletleri yönetimi olarak biz o süreçte cezaevindeki devrimcilerin taleplerinin bir an önce kabul edilmesi ve cezaevlerindeki açlık grevlerine son verme noktasında o dönemde ilk kez Avrupa Devletleri Konferansı olarak biz Frankfurt'ta kitlesel bir miting gerçekleştirdik. Yani o anlamda işte bugün olduğu gibi Alevler kendi acısıyla, devrimciler kendi mücadelesiyle, Kürtler kendi acısıyla bir yerlere varamayacağı noktasında o yıllarda da bilincimiz açıktı, tavrımız açıktı ve sadece bir bildiri yayınlayarak değil, sadece bir taziye açıklaması yaparak değil, fiilen sokaklara çıktık Avrupa Devletleri konferansı oldu. Arkasından yani kamuoyunun çok fazla bilmediği
Biz Avrupa Devletleri Konfederasyonu yönetim olarak Rovuski katliamından hemen bir hafta sonra doğrudan Rovuski'deydik. Yani sadece bizim Evet. hisarımız Madımak değildir. Sadece bizim hisarımız Maraş veya Çorum, yani dünyaya sadece Alevilerin acısıyla sınırlı bakan insanlar değiliz biz. Tüm mazlum halkların acısı bizim acımız. O anlamda biz Avrupa Devletleri Konfederasyonu olarak, bir heyet olarak Roboski katliamından hemen sonra Roboski'ye kadar gittik. Katledilen insanlarla bir araya geldik, acılarını paylaştık. Çünkü şuna inanıyorduk biz, bizim Koçgiri, bizim Dersim, Çorum, Sivas, Maraş, Gazi katliamında bizim dışımızdaki toplumsal kesimlerden duyarlılık bekleyebilmemiz, diğer aynı acıyı yaşayan, aynı katliamlara maruz kalan toplulukların acısını yüreğimizde hissederek yanlarında olmamız da bir beklentimiz olabilirdi. Yani kol kola girebilirdik. Gerçekten o noktada Evet. Alev Hareketi'nin Roboski'de olması katliamdan bir hafta sonra bir dönüm noktası olmuştur. Bugün gerçekten Kürt halkı içerisinde her yönüyle Alevilerin acısını hisseden, Alevilere el uzatan, dayanışan, bizimle beraber kendi acılarımızda birlikte olunabiliyorsa, bu noktada yani bizlerin kendi birebir sorumluluğu yerine getirmemizin de etkisi oldu diye düşünüyorum. O anlamda gerçekten bu Aralık ayındaki bu üç kitlesel katliam bizler açısından bizi bölüp parçalayan güçler karşısında bir arada olma, mücadelemizi birleştirme, yan yana gelme ve hepimizi inancımızdan, kimliğimizden, ideolojimizden dolayı bizlere bu katliamları reva görenler karşısında birlikte mücadeleyi ne pahasına olursa olsun büyütmemiz gerektiği sonucunu çıkarmamız lazım. Yani sadece Evet. taziye, sadece geleneksel adet yerini bulsun diye bu tarihler gündeme geldiğinde böyle laf olsun diye bir açıklama, laf olsun diye yani bunu gündeme almanın çok bence bir anlamı yok. Yani bizim bu katliamları gerçekleştiren koşulları bir daha yaşamamak üzere bize bu katliamları reva görenleri alaşağı etme noktasında onların gücünü ortadan kaldırma ve mazlum halkların iktidar için bir araya gelme olarak bu acılara yaklaşmamız lazım. Yoksa bir türlü görüyoruz şu an sosyal medyanın da etkisiyle, evet yani bir baksanız şu an bu bir hafta bütün Türkiye'de, dünyada yani Maraş katliamıyla ilgili paylaşımların olduğunu görüyoruz ama işte fiilen arkadaşlarımızın da söylediği gibi haftaya biz Maraş'ta olacağız. Yine gerçekten orada görselinde yakınlarını yitirenler birkaç aile acısıyla baş başa kalacaklar. O nedenle de ben sadece bu katliamları bir yıl dönümü alışkanlığıyla, vicdan rahatlama alışkanlığıyla gündeme alma yerine bu katliamları bir daha yaşamamak üzere bu katliamları yaşatan zihniyetin kökünü temizlemem anlayışıyla veya duyarlılığa yaklaşmamız gerektiğine inanıyorum. Evet başkanım, çok önemli konulara değindiniz gerçekten de. Yani sadece katliamları yıl dönümlerinde televizyonlarda ya da sosyal medyada fotoğraflarını anmak değil, bu katliamların yeniden yaşanılmaması için insanların örgütlenip bir araya gelip ortak hareket etmesi gerekiyor. Sevgili Çankaya, Evet. şimdi sevgili Turgut Başkanım bu konuda gerçekten çok böyle hassas noktalara değindi. Bu katliamların yani bizler Aleviler olarak, bizler devrimciler olarak, bizler ilericiler olarak dünyanın neresinde olursa olsun bir mazluma yapılmış en ufak bir saldırıyı kendimize yapılmış gibi hissetmek zorundayız. Yani bugün Maraş'ı anıyoruz ama Maraş'ın yanında Roboski'yi anıyoruz. Sevgili Başkanım anlattı, katliamdan sonra hemen Roboski'ye gittik. Çünkü orada mazlum halklar, mazlum insanlar devlet tarafından uçaklarla bombalanarak paramparça edilerek katledildi. Diğer yönüyle 19 Aralık cezaevi katliamları aynı şekilde cezaevlerinde devletin himayesinde olan insanlar devletin eliyle, devletin bu insanları yok etmek, beyince, bilinçle yok etmek için tek kişilik, iki kişilik odalara sokmak için yaptığı baskından katledildi. Ne yapılması gerekiyor? Yani bu
katliamların tekrar yaşanılmaması için dünya halklarına, Türkiye'deki Alevi, Demokrat, Sol Sosyalist halklara çağrınız ne? Şimdi öncelikle önemli konulardan yani her ay biliyorsunuz tarihlerde Alevi ve Kürtlerin, devrimci solcuların Türkiye'de katliam olmadığı ay yok. Tarihler boyunca böyle bir süreç var. Ama bu süreçte örgütlenerek yapacağımızı ve birlikte olacağımızı, birlikte hareketi yaratarak güç olacağımızı söylemeyen sivil toplum kuruluşu yok. Hiçbir parti de yok. Ama bu birlikte hareket etme noktasında birbirimizi yoran işler nedir? Neden bir araya gelinmez? Neden devrimci sol sosyalist demokrasi güç birliği etrafında ve var olduğu coğrafyada bir araya gelmemekle niye direniyorlar? Yani ama hepsi de bu işin birlikte olursak ancak çözebiliriz. Ancak devletin yaptığı katliamları devleti yüzleştirebiliriz. Anlamda bunlar doğru şeyler. Bunlar biz de söylüyoruz. Ama biz şunu söylüyoruz. Alevi Hareketi'nin kurucu temsilcileri ve sözcüleri o. Yani tüm devrimci, demokrat, sol, sosyalist, Kürtlerin, azınlıkların bir arada olma koşulları çok zeminleri olmasına rağmen kendi kibirlikleriyle ve kendi egolarını tatmin etmek için söylemlerde varlar ama pratikte yoklar. Pratikte olmadığı müddetçe bunu geliştiriyoruz. Örneğin bizim Alevi Hareketi'nin içerisinde derneklerimizin, federasyonlarımızın, konfederasyonlarımızın yöneticilerinin her konuşmasına baktığında en sayısal küçük bir derneğimiz de bize, bileşenlerimiz de bu doğruları söylüyorlar. Ama arka perde de devletin hortumladığı, devletin ayrıştırıcı, ötekileştirici pozisyonlarda da yer alan insanların da sayısının olduğunu biliyoruz. Biz bunları kendi içimizde eğitemezsek, kendi içimizde azınlıkları ve devletin ötekileştirdiği toplumu onlara sevdiremezsek, onları barışçıl hale getiremezsek, onları kendi evimizde eğitemezsek, dolayısıyla farklı farklı görüşler çıkıyor. Ve söylediğimiz, birlikte beraber hareket ettiğimiz insanları da buluşturamazsak, ne oluyor? Herkes konuşurken popülist politika yaparak, medyaya karşı konuşarak, herkesin çok beğenisini almak için, her tarafa güller uzatarak, ve her tarafa gülecekler atarak böyle bir sistemde aynı çürümüşlük bir devletin yapmış olduğu bir kirli oyunu bütün toplumlar içerisinde bu kirli oyun devam etmekte. Biz bunu nasıl tersine çevirebiliriz? Ben kendi inancımda şunu yapmamız lazım. Kendi sahip olduğumuz kurumlarda çok samimi olmamız lazım. Birlikte beraber hareket ettiğimiz zaman demokrasi güç birliğinde var olan insanları çok samimi davranarak pratikte de buluşturmamız lazım. Buluşturmada ne sıkıntılar var, kazanımlar nedir? Hiçbir hesap yapmaksızın karşındaki bizi parçalayan ve bölen kesime nasıl bir duruş sergilidir? Bunun üzerine yoğunlaşmamız lazım. Ama bakıyoruz ki öyle bir bu söylemlerden uzaklaşmayan insanlar sahneye oynamak için veya görselliğe oynamak için bunları söyleyip ama kendi içinde de ayrıştırıcı bazı hesaplar olarak kafasındaki bazı farklılıkları yansıtmamakla birlikte dizayn yapmaya çalışıyor. Bu bir dizayn yapmadan uzaklaşmamız lazım. Tek bizim yapacağımız bir dizayn varsa o da şu olması gerekiyor. Bu platform içerisinde, demokratik bir platform içerisinde bütün farklılıkları birleştirmek, ortak noktada kendimizi ifade etmek ve toplumda da bu şekilde anlatmamız gerekiyor. O nedenle devletin bizleri ötekileştirecek kim olursa olsun, gerek Kürtlerin, gerek Ermenilerin, gerek Süryanilerin uç noktada söylüyorum. İnadına onlarla nasıl buluşabiliriz? Türkiye'nin mayası olan denilen bir söze karşı onlara karşı tamamen Türkiye'nin demokratikleşme sürecini kitlesel olarak nasıl aşabiliriz? Bu anlamda birlikte bir araya gelmeyi inadına yaparsak o zaman bizim kurumlarımızdaki kitleler de buna göre kendisini ayaracak ve buna göre hazırlığını yapacaktır. Ama maalesef bazı yanlışlıkları sanki ebediyen bu devletin yaptığı yanlışlıklara karşı yapamayız, başaramayız, edemeyiz ve onlara karşı çıktığımızda
sindirilen hareketleri ön plana çıkartma yerine gücümüzü ve özgüvenimizi koymak için cesaret vermemiz lazım. Yani bir dernek yöneticilerinden tutalım en basitinden ve federasyonların, konfederasyon yöneticileri bir adım daha ileride olması lazım. Cesaret vermesi lazım kitlesine, tabanına. Bunu değiştireceğimize, bunun kazanacağımıza asla umutsuzluğa düşmeden bunları başaracağımızın tayin etmemiz lazım. Biz onun için ne yapmamız lazım? Nerede ne gerekiyorsa biz yapmamız lazım. Yani yoksa Maraş'a ben niçin gelip Avusturya'da yaşıyoruz? Avusturya'da yapabiliriz. Ama biz eğer buraya öncülük yapamıyorsak, Alevilerin sözcülüğünü yapamıyorsak önce kendimiz gitmemiz lazım. İnandırıcılık budur. Yoksa bir yerde oturarak o örgütü dizayn yapmak, ona göre şekil vermek bu toplumun nezdinde tutacağına inanmıyorum. Dolayısıyla pratikte ne söylüyorsak, ağzımızda ne çıkıyorsa biz bunları gerçekleştirmek ve pratiğe uygulayarak ancak başarabiliriz diye düşünüyorum. Evet, yani ortak mücadeleden geçiyor. Yani ezilenlerin, yani biz sol, sosyalist, diğer ezilen halkların ortak bir araya, Alevilerin gelip ortak mücadelede o belli bir noktada en azından asgari noktalarda birleşip ortak mücadele etmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Haklısınız. Evet, programımızın son bölümünde sevgili Turgut Başkanım, eğer mümkünse sanıyorum sevgili Ali Yıldırım da orada. Yani bir şey söylemek istersek kısa son olarak sonradan kısa bir şey alabiliriz. Sevgili Zeynel Vekilim, eve sanıyorum gitmek, işi çıktı. Evet, Ali Yoldaş eve gitmek durumunda kaldım. Anladım, anladım. Sevgili Turgut Başkanım, şunu son programın son bölümünde size şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz Almanya Alevilikleri Federasyonu bazı yeni kazanımlar elde etti bazı eyaletlerde. Bundan birlikte Türkiye'de başta Doğu Perinçek olmak üzere kalemini AKP iktidarına satmış, onlara kiralanmış medya kurumları toptan saldırmaya başladılar. Yani işte bizlerin, Alevilerin işte sözde terör örgütlerinin yerine geçtiğini, işte devletin ihaleyi işte PKK'den bunlara verdiğine dair böyle bazı açıklamalarda bulundular. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Ya şimdi tabii Almanya Alevilikleri Federasyonu'nun 30 yıllık tarihinde 25 yıllık yöneticiliğim var benim. Yani 25 yılım Almanya Alevilikleri Federasyonu'nun yönetim organlarında geçtim. Ve bugün son hafta içerisinde bizim Nordrhein-Westfalen dediğimiz eyaletteki eyalet hükümetiyle varılmış olan anlaşma birçok cephe açısından yani özünden uzak, özünden... Evet, dinliyorum başkanım. Zeynel abi müsaade ederse konuşacağız. Şimdi bu anlaşmanın genel kapsamı normal devletin Aleviliğe bir içerik biçmesi, yön vermesi, Alevilikle ilgili bir durum söz konusu değil. Yani bütün Avrupa'nın demokratik anayasalarında bütün inançların eşit statüsü vardır. Yani inançlar nezdinde devletin taraftarlığı falan yoktur. Fakat inançları temsil eden kurumların statüsü vardır. Yani inancın bir derecelendirmesi yoktur. Yani bizim 60 yıl önce de Almanya'ya giden büyüklerimizin Aleviliğiyle bugünkü Alevilik arasında Avrupa hükümetlerinin nezdinde bir derecelendirme söz konusu olmamıştır, olamaz da. Yani olay tamamıyla bizlerin oluşturduğu, kurduğu kurumların o ülkelerdeki statüsüyle ilgili bir durum söz konusu. Yani Alevilik var oldu, Alevilik kabul edildi, Aleviliğe haklar tanındı gibi bir durum söz konusu değil. Yani şu an hem Alevi dünyasında bu noktada kafa karışıklığı var, anlatımda kafa karışıklığı var. Zaten Alevi düşmanlarında başlı başına bir hazımsızlık var. Olayın özü şu, yani bizim yaklaşık Avrupa'da 60 yıllık bir geçmişimiz var. Birinci kuşak, ikinci kuşak, üç ve şu an dördüncü kuşak. Bizim örgütümüzün de toplam bir 30 yıllık geçmişi var.
Yani benim de kurucusu olduğum Hamburger Evi Kültür Merkezi'nin tarih sahnesine çıkış örgütlenmesinin arkasından şu an 88, 32 yıl geçti. Ve Almanya'da biz tek tek şehirlerde örgütlendikten sonra normal bildiğimiz tek yöntem klasik dernekçilik yöntemiydi. Yani dünyaya soldan bakan insan olarak bizim elimizdeki tüzükler Almanya'daki sendikaların tüzüklerinin kopisidir. Arkasından biz 2000'li yıllarda baktık ki biz sonuçta bir öğretiye mensup, bir inanca mensup topluluklarız. Dolayısıyla örgütlenmemizin niteliğini 2000'li yıllarda biz inanç kurumlarına dönüştürdük. Ve 2000'li yıllardan sonra biz Almanya'da diğer inançlar gibi okullarda Aleviliğin öğretilmesi için okullarda Aleviliğe yer verilsin, Alevilik dersi hayat bulsun kampanyaları yürüttük. Ve doğal olarak o süreç içerisinde başvurularımız oldu. Geçen hafta bu eyalette gerçekleşen anlaşmanın ilk başvurusu 1995 yılında yapılmıştır. 1995 yılında düşünün. Yani bundan 25 yıl önce biz bu başvuruyu yaptık. Fakat Alman Anayasası'na göre devletle imtiyazlı, hukuki dayanağı olan sözleşmeler yapacak, tüzel kişilik sözleşmesini yapacak kurumların kalıcılığını, sürekliliğini ve stabil olmasının yani her koşulda yaşayacağını kanıtlaması gerekir. Dolayısıyla da bir 30 yıl bu kurumun kuruluşundan bu yana zaman geçmesi şartı var bu hakkı elde edebilmek için. Ve biz dolayısıyla da 1995'ten sonra ilk kuruluşumuz 89 olarak kabul edilir. Geçen yıl bizim 30 yılımız doldu ve dolayısıyla biz o eyalette sözleşme yaptık. Şimdi bu dünyada ilk defa Alevilerin varlığının kabulü, dünyada ilk defa Aleviliğin işte onaylanması gibi bir durum söz konusu değil. Dünyanın her tarafına yayılmış Aleviler var. Alevilerin yarattığı kurumların statüsüyle ilgili bir olay. Bu kamu yararlılığı anlaşmasıdır. Belki konuya yabancı olanlar fazla bilmez. Türkiye'de şu an Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı, Türkiye'de Bakanlar Kurulu'nda kamu yararına hizmet eden bir statüyü elde etmiştir. Bakanlar Kurulu'nun kararıyla. Yani içerik olarak Türkiye'de yani devletin Alevilere nasıl yaklaştığını falan biliyoruz ama statü olarak şu an statü olarak bizim Enerve Parlamentosu'nun yani hükümetinin bizim kurumumuzu kamu yararı, tüzel kişiliği statüsünü nasıl layık gördüyse normalde bizim Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı da Türkiye'de mevcut yasalara göre aynı statüde. Ama Şimdi gel gör ki tabii Avrupa'da sevgili başkanım, kısa bir şey sormak istiyorum. Özür dilerim, lafınızı böldüm belki, ama şöyle bir şey, yani birçok çevre tarafında, özellikle Türkiye'deki basın tarafında siz de okumuşsunuzdur ki Aleviliğin bir din olarak tanındığını, yani Aleviliğin Almanya'da ayrı bir din olarak tanındığını, bundan dolayı işte Alevilerle Sünniler arasında yeniden bir çatışmanın yaratılmak evet. istendiğini Türkiye'de söyleniyor. Yani bu anlamıyla ne söylemek istersiniz? Biliyorum, biliyorum. Ama şimdi bu konular yani dediğim gibi belki Alevi dünyasında da yani bir iki insanın dışında yani çok bildiği konular değil şu an anlattığım konular. Yani birinci derecede anlattığım şeyler. Bu statü nedir? Bu anlaşma nedir? Hangi koşullarda Özellikle gerçekleşti? onu da anlatırsanız o anlamda sordum Evet. soruyu. Şimdi bu konuda yani bir kurumun vergi muafiyetine sahip olması, bir kurumun devlet nezdinde hayatın her alanında yürüttüğü çabaların, attığı adımların devlet nezdinde meşruluğunun onayıdır bu anlaşma. Dolayısıyla da bu anlaşmayla yeniden bir Alevilik tanımlanması yok böyle bir şey. Yani Aleviliğin ne olduğuna dair Enerbe eyaletinin vermiş olduğu bir karar söz konusu değil. Bu sadece kurumumuz 30 yıl Almanya'da var olmuş o eyalet sınırları içerisinde ve kendi kurumlaşması şeffaf, demokratik, denetlenir, üyelerinin iradesi
Ve örgütlenme modeli tarzım Alman anayasasına uygun, Alman anayasasının bir inanç örgütünden beklentilerine uygun bir statü araştırmasıyla, yani bilim adamları bu noktada ciddi bir araştırma yaptılar yıllardır federasyonumuz üzerinden. Düşünün, bir devlet kendi okullarında bir öğretinin öğretilmesine yer veriyorsa, yani bir kurumu, yani federasyonumuzu Almanya'da yaşayan Alevilerin ve onların oluşturduğu kurum ve temsiliyet noktasında Alevileri temsil eden bir kurum statüsünde görüyorsa, ancak o koşullarda okullarda Alevilik dersi verebilir. Yani okullara öyle her insan elini kolunu sallayarak giremez ve temsiliyet hakkına sahip olamaz. Bu kapsamda yani şöyle özetleyelim. Bu Avrupa'nın nispi demokratik haklarıyla her inancın bu hakları elde edebilmesinin koşulları var. Yani bu özel olarak Alevilere verilen bir mükafat değil. Özel olarak Alevilere verilen bir statü değil. Yani Ener Bey eyaletinde baktım ben şu an 60'a yakın. Yani bizim statümüzde inanç grubu var. Almanya'da 60 tane böyle büyük büyük inanç topluluğu yok ki. Yani Hristiyanların içinde bile 20'ye yakın farklı kuruma bu hak verilmiş. Protestanlar da bu hak vermiş. Ortodokslara bu hak verilmiş. Dolayısıyla bu imtiyazlı özel, yani Türkiye'deki faşist gerici çevrelerin Alevi düşmanlarının öne çıkardığı gibi, özel olarak Alevilere verilen bir hak yok. Özel olarak Alevilere verilen bir statü yok. Çağdaş normlara sahip, inanç özgürlüğüne bağlı, kendi içerisinde otoriter olmayan, şeffaf olan, insanlığa hizmet eden büyük kuruluşlara bu hak veriliyor. O anlamda da Türkiye'nin ve Türkiye demeyelim, yani Türkiye'deki mevcut gerici, faşist, işbirlikçiler, Alevi düşmanlarının bu hazımsızlığı yani şu anki statüyle ilgili falan değil. Adamlar zaten bize tarih boyunca ana bacı tanımamaz iddiası kadar ilkel, aşağılık iftiralarda bulunmuşlar. Şimdi tabii bu kazanımlar, Avrupa'da Alevi olarak bizlerin bu kazanımları yani insanlık dışı çevrelerin Alevileri boğma, yok etme, kökünü kurutma planlarına engel olduğundan dolayı bu kadar yırtınıyorlar, bu kadar azgın bir şekilde saldırıyorlar. O anlamda sadece yani bugüne takılıp kalmamak lazım. Geçmişte Aleviler bu topraklarda hiçbir hakka sahip olmadıklarında da Aleviler katliamlara maruz kalıyorlardı. Evet. İftiranın en aşağılısına Aleviler muhatap oluyorlardı. O nedenle bizim bundan şunu çıkarmamız lazım. Evet, Avrupa koşullarında 30 yılı aşkındır büyük bir emekle, büyük bir kararlılıkla var ettiğimiz kurumlar bütün ülkelerden, Avrupa'nın bütün ülkelerinde en üst düzeyde muhatap alınan, en üst düzeyde hayatın her alanına yönelik hizmet olan kurumlar yaratmamız lazım. Yani bununla da şunu da söylemek istiyorum. Yani kamuoyu bilir, yani bu kazanımlar için yıllarını veren bir arkadaşınız olarak bu kazanımlar sadece kağıt üzerinde kalacaksa, biz ancak bu anlaşmaları duvarımıza yapıştırır, süs olarak, resim olarak bakabiliriz. Bunun içini Evet, o çok önemli. dolduramadıktan sonra, yani Alevilik dersi hakkı alacaksınız Avrupa'da. Yani on binlerce Alevi çocuğunu bu derslere katamayacaksanız, eyaletlerle sözleşme yapacaksınız ve o eyaletlerde yaşayan Alevilerin özel bir ayrıcalıklığı olmayacak. Şimdi devletle hak anlaşmasının üstünde tüzel kişilik anlaşması yapacaksınız. Yani bu anlaşmanın Alevi toplum için önemli tarafı, artık federasyonumuz, o eyaletin sınırlar içerisindeki bize üye Alevi kültür merkezleri, cemevleri, aynen kiliseler gibi ne yapabilir? Başta kreş açabilir, hastane açabilir, okul açabilir, kreş yani yaşlar yurdu açabilir. Yani aklınıza gelebilen hayatın her alanına yatırım yapabilir. Şimdi biz bu Evet. anlaşmadan sonra, bunu yapamadıktan sonra, 30 yıllık dernekçilik modelini ıstıp ıstıp sunduktan sonra bu anlaşmanın ne anlamı var? Sadece süs olabilir. O nedenle bizim gerçekçi olmamız lazım. Sadece vitrinlik değil, sadece dönemsel değil, uzun vadeli hedeflere yönelmemiz lazım. Yani Türkiye'deki bu hazımsızlığı gerçekleştirenlere ilişkin de yani bu konuda Almanya Birlikleri Federasyonu deneyimlidir.
ve Avrupa çapında 180 bin tıraşı vardı. Hepimizin de bildiği gibi devletle özdeşen bir hürriyet. Aynı misyonu oynamaya kalktı 2000 yıllarda. İşte aynı örgüt, Almanya'da birlikleri federasyonun hürriyeti hürriyet olduğu, yani o dönemden 180 bin tiraj olan bir gazeteyi yaptığına pişman ettim. Yani Avrupa'da Hürriyet Gazetesi'nin yayını zaman içerisinde durduruldu. Bugün de benim söylemek istediğim, özellikle Avrupa'daki arkadaşlara, bu ırkçı, faşist, kan emici, Türkiye'nin bu faşist karakterinden kaynaklı ayakta olan, varlığını sürdüren bu çevreleri ABF'ye saldırdığına bizim pişman etmemiz lazım. Yani Avrupa'da hukuk var. Dolayısıyla hem hukuksal alanda hem toplumsal alanda kurumlarımıza ve değerlerimize saldıranların hep birlikte karşısında yer almamız gerekir. Yani öbür türlü bunların karanlık emellerini yoksa başka türlü ortadan kaldıramayız. Evet, teşekkür ederim. Sevgili Zeynel Vekilim, yoldaşım. Siz kalktınız, tekrar geldiniz. Şimdi sanıyorum sizi sık sık arıyorlar, onun için mecbur kalkmak zorunda kalıyorsunuz. Size de son olarak şeyi sormak istiyorum. Yani siz yoktunuz, biz onu kısa bir konuştuk da. Roboski'nin cezaevlerinde, yani cezaevlerinde yaşayan katliamla Roboski'de yaşayan katliam, Türkiye halklarının ortak mücadelesini Herki Başkan'ın da anlattı. Siz bu konuda ne tür bir çağrı yapmak istersiniz? Yani ne yapmalı insanlar? Halkların bu yapılan katliamların sonlandırılması, bir daha yaşanmaması için hangi adımların atılması gerekiyor? Şimdi her şeyden önce o katliamlara, yani cezaevi katliamlarına ve Roboski'deki katledilen canları saygıyla anıyorum. Bu yani tarihimiz, özellikle yani katliamlar tarihi de, bu katliamları da iyi değerlendirmek, iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Bazen işte özellikle de bizim Alevilerde yapılan bu katliamlar, devletin rolü ve arkasındaki güçleri biz teşhir edemediğimiz için veya iyi anlayamadığımız için yani her zaman potansiyel olarak bir katliam ortamı var. Şimdi Roboski'nin ve şeyin gösterdiği, cezaevi katliamlarının gösterdiği bize en açık ve net mesaj şudur. Yani Türkiye'de şimdiye kadar olan tüm katliamlarda ya devlet müsamaha etmiştir ya da direkt devlet yapmıştır. Yani bir Roboski, bir cezaevi katliamı, bir gazi, bir gezi açık ve net devletin yaptığı katliamlardır. Burada sivil faşistler yok, sivil güçler yok. Sadece resmi güçlerin yaptığı bir katliam. Yani burada çıkaracağımız ders, özellikle Alevilerin tüm katliamlarda ya devletin ortaklığı ya müsamahası ya da bizzat devlet yapıyor. Şimdi bu iki katliamda göreceğiz ki yani devlet, mevcut egemen sistem, ötekilerin, sol sosyalistlerin, işçi sınıfının, emekçilerin hepsi, yani kendinden olmayan herkese düşman. Herkese düşman. O zaman bizim çıkaracağımız ders de şu olmalı. Biz ötekiler, yani demokrasi güçleri, bu mevcut sistemden zarar gören herkesin bir ortak mücadele ağı kurması gerek. Öyle bir mücadele biçimini inşa etmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de işte geçmişteki o sektör tutumlar artık bugün rağbet görmemekte. Yani benim gibi düşüneceksin, benim gibi olacaksın ve ondan sonra biz birlikte mücadele edeceğiz. Bundan tamamen, yani bugün bu yıkılmış durumdadır. Bunun üzerine yani bu sistemden zarar gören herkesin kendisi olarak, mücadele içinde kendisi olarak ortak mücadele etmesi gerekiyor. En büyük çıkaracağımız ders bu bizim. Öbür taraftan yani tüm bu katliama, yani bugün öyle bir ortamdayız ki, gerçekten öyle bir dönemden geçiyoruz ki bu devlet aklı her şeyi gerçekten çok iyi kullanıyor.
Yani düşün, işte muhalefeti bölüp parçalama çabaları bir taraftan, yeni partiler kurdurma bir taraftan, öbür tarafta Evet. pandemi sürecinden geçiyoruz. Bu pandemi sürecini bir Allah'ın lütfu olarak kullanıyor. Yani en ufak bir hak talebinde bulunanların üzerine pandemiyi bahane ederek gidiyor. Ama kendi yandaşlarına, kendine hizmet eden kesime de sonsuz özgürlükler tanıyor. Yani biliyorsunuz işte bir camiler şimdi her yerde açıktır. Her yerde de önünde bir engel yok. Ayasofya'yı açıyor. 3.500 kişiyi oraya davet ediyor. Orada pandemi yok. Veya miting İl yapıyor. kongrelerini yaptı. Kongreler yapıyorlar. Evet. Kendi il Kongreler kongrelerini yaptı. yapıyor. Evet, buyur. Bir yasak yok. Ama en ufak bir yani işçileri direnişi olsun, bizim partinin yaptığı bu uygulamalar yani yargısız infazlar olsun, tutuklamalar olsun, bir basın açıklamasına bile müsamaha etmiyor ve pandemi bahane gösteriyor. Evet. Evet, ne yazık ki öyle. Pandemi devletin bir şekilde işine gelmiş. Devlet pandemiyi, yani zaten kendi baskılarını, kurdukları baskıyı pandemiyle birleştiriyor. Yani dediğim gibi avukatların seçimlerine izin vermeyen devlet bütün illerde kendi parti kongrelerini yaptı. Yahut da kendiyle ilgili olan her şeye izin veren devlet ama muhalefeti en ufak bir hak alma. Bugün işçilerin bile 10 tane işçinin, çiftçileri bugün Ankara'ya gelen çiftçilerin, traktörlere hacize konulan çiftçileri Ankara'dan sivil memurlarından ta geldikleri yere kadar araba takiplerine geri götürebilecek duruma gelmiş bir devlet. Evet sevgili Çankaya, sevgili başkanım, size de son Demeden bir olarak yandan ben son bir şey tek... söyleyeyim. Buyur tabii. Ben son bir şey söyleyeyim. Buyur. Bugün ben Maraş anması yaptım. Yarın da grup olarak basın açıklaması, Maraş'la ilgili bir basın açıklaması yapacağız. 21'inde de Maraş'ta olacağız. Yani bunun size o bilgiyi de aktarayım. Teşekkür. Ben buyur Mehmet Ali'ye geçebilirsin. Teşekkür ederim. ediyorum. Evet sevgili Çankaya Başkanım, sana da son olarak şeyi sormak istiyorum. Tekrar bu hani Almanya'da son olarak yaşanan bu gelişmeyi ve bu gelişmeye karşı Türkiye'deki bu basının açıklamaları, yani saldırıları konusunda sizin düşünceleriniz ne? Sağ olarak kalırsam. Öncelikle bu konuda Türkiye'de sevgili Genel Başkanımız anlattı. Gerekli bu saldırı, şimdi bunu bahane ederek saldırmalarındaki bir olay var. Aslında daha önce de Avrupa'nın Konfederasyonu'na hedef koyan Milli İstihbarat Birliği'nde ve askeri de Milli İstihbarat Birliği'nde görev yapan bu havuz medyasında açık açık Avrupa Alevi Konfederasyonu'na saldırılar var. Geçen bir sene içinde de vardı. Daha önce de vardı. Şimdi bu birden sanki Avrupa'da Alevilik inancı tanınmışlığın üzerinden hareket ederek farklı bir din yorumunu getirerek böyle bir saldırıya başladılar. Bunda demek ki Türkiye kurumları yani faşist ve Alevi düşmanları saldırılarını yaparken bir bahane Alevilerin kazanımlarının üzerinden hemen saldırıya geçtiler. Aslında 30 yıldır Avrupa'da Alevilik tanınmış bazı ülkelerde işte Danimarka'yı gösterebiliriz, İsviçre'yi gösterebiliriz, İsveç'i gösterebiliriz ve Almanya'da da zaten var. Dolayısıyla bu kadar Alevi inancının tanınmış olan ülkelerin varlığını biliyor Türkiye. Hatta Türkiye'deki devlete uygun tanılan bir tane inancı da Diyanet İşler Başkanı zaten reklam yaptı. Yani o İslam Alevi İnanç Topluluğu'nda yaptığında işte bizimkiler İslam içerisinde olduğunu vurguladılar ve hoşlarına da gittiler. Ama bu Avrupa Alevi Konfederasyonu'na bileşenleriyle beraber
Alevi konusunda kazanımlarını içine sindiremeyen bir kesim geçmişte de vardı, şimdi de olacaktır. Şimdi bunu havuz medyası alabildiğini kullanmaya çalıştı. Fakat bizde şöyle bir şey var. Yani örgütçü ve sözcü arkadaşlarımız ve örgütün temsilcileri aman kaos olmasın, tartışmaya girmeyelim. Bunlar işte yapsın yapsın sussunlar, işte muhatap almayalım deme anlayışı bana uymuyor. Bu cebarık devletin yetiştirdiği kurumlara karşı anında cevap vermek gerekiyor. Bir aydınlık denilen Paçavra gazetenin ve Vatan Partisi'nin bizle ne kadar uğraştığını biliyoruz. Ajan ve devrimci sol sosyalist Kürt Alevi düşmanı bir Doğu Perinçeyi her gün televizyonda dinliyorlar. Dolayısıyla böyle bir maşa lazım. Yani hem işbirlikçi hem de maşa olarak Türk İslam Sözleşmesi bunu kullanıyor. Kendisinden ne oldu belli olmuyor, bitti. Dolayısıyla buna karşı konuşmayacağız da ne konuşacak? Yani bunun üzerine biz gitmezsek kendi var olan Alevi örgütlenmesinin coğrafyalarındaki zayıf halkaları kendilerine çekmeye müsaadesi etmiş oluruz. Dolayısıyla bunları susturmasını bilen ve bunlara karşı çıkacak oluşumu geliştirmemiz lazım. İnanın ki biz bu çıkışlar yapmasaydık ve Paçavra Aydınlık denilen gazetesinin işte gençleri varmış aynı bizim resimlerimizle beraber servis yaptılar bütün kamuoyunda. Ve biz bunlara karşı çıkmasaydık inanın ki Aleviliği yanlış yere götürüp Türk İslam Sentrinde buluşturan geçmişte Fethullah Gülen'le işbirliği yapan İslamcı Alevilerin bile bize karşı açıklamalar yapacak. Almanya'da aynısı. Yani bunları hepsini tanıyoruz. Çok çeşitli yerlerde de çıkıp onlara yarayacak, onların ekmeğine yağ sürecek ve devletle buluşmaları için açıklamalar yapacak. Ama ne olduğunu kesin. Bu davada şekli ne olursa olsun herhangi bir Alevi topluma, bir derneğimize, bir federasyonumuza, genel başkanımıza ve herhangi bir saldırı olduğunda kenetlenecek ve onlara karşı topluca cevap vermemiz gerekiyor. Ve bunu da başardığımıza inanıyorum. Yani bütün kurumlar, bütün Alevi vicdanı olan insanlar hem Doğu Perinçeyi hem aynı zamanda paçavrası olan bir aydınlık gazetesini teşhir ettiler. Ve itibarsız hale getirdiler. Böyle yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla şimdi mesela inanç kurumlarımızda kendi öz gücüne güvenerek biz Almanya'daki bu kazanımızın sonuna kadar arkasındayız. Sonuna kadar bunu destekliyoruz. Geçmişte Türkiye'de bizlere ne iftiralar yapıyorlardı. Ama bugün insan hakları, demokrasi, özgürlük ve insan özgürlüğü ifade eden bireylerin bile buluştuğu bir ülkelerde hakkımızı savunuyoruz. 30 yıl, 50-60 yıldır o ülkelere biz vatandaşıyız. Dolayısıyla vergi veriyoruz. O devlette demokrasi ve demokrasi ilkelerle hukuk devleti olduğundan dolayı insanların haklarını veriyor. Yalnız Alevilerin haklarını vermiyor. Bütün azınlıkların haklarını veriyor. Dolayısıyla bu bizim en doğal hakkımızdır diye düşünüyoruz. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde olgunlaştırmadığından dolayı Alevileri Cumhuriyet'in sigortası gören ve laiklik gören demokrasinin işte çağdaşlığı yaşatan Alevileri hep övücü şekilde konuşan kimler konuşur? Şimdi Alevileri de kendi toplumunda tanımaları ve hukuksal olarak da öngörmeleri gerekiyor. Ama biz bunu göremiyoruz. Bugün Doğu Perinçe'de gitsen belki Alevileri sorsan o da diyecek. Aleviler Türkiye'nin sigortası, çağdaş, layık insanlar diyecekler. Ama Alevi kazanımlar olduğu zaman Alevileri eşit bir dengede bile düşünmüyor. İtibarsızlığa getirmek için çalışıyor. Dolayısıyla biz Alevi kurumları olarak yalnız Alevi sorunlarını kendi içimizde bunlara karşı savunarak ve bunları itibarsız hale getirerek bunları protesto etmek yetmedi gibi bizim gibi düşünen kesimlerle de birlikte hareket edip bu paçavra insanları aşağı çekmemiz lazım. Teşhir etmemiz lazım. Tüm toplum için teşhir etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye Alevi Hareketi de bunu yapıyor ve yapacaktır. Yani şunu özetlemek istiyorum. Bizler ne olursa olsun eksiklerimiz evet elbette ki vardır. Biz kurumlaşmaya çalışıyoruz. Daha çok eksiklerimiz olmasına rağmen Aleviler artık kendi özgüvenini kazanarak kendi içinde kurumlaşmış kazanımlarını pratiğe geçirmemiz gerekiyor. Yani Alevi örgütlenmesi evet yapıyoruz, kurumlaşıyoruz, inanç olarak şeyimizi yapıyoruz ama artık yapacağımız iş Avrupa normlarına uygun standart bir kurallarla
Ya şey, Türkiye'de sinerji vermemiz lazım. Bizim dostlarımız ve arkadaşlarımız, Alevi pirlerimizin Alevi damarları Türkiye'de ve Anadolu topraklarında. Dolayısıyla Anadolu topraklarında Alevilerle birlikte yapmanın en önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Avrupa'da farklı bir Alevilik yok. Türkiye'de farklı bir Alevilik yok. Yalnız biz yine Avrupa'daki Alevilerle Türkiye'deki Alevilerin arasına uçurum sokmak için bu saldırıları yapıyorlar. Aman Avrupa'daki Aleviler olmayın diye bu çığırtkanlıklarını, bu adiliklerini yapıyorlar. Onun için buna rağmen Türkiye'deki Alevi kurumları ve Alevi canlarının Avrupa'daki Alevilerle birlikte hareket etmesi, birlikte yaşamsal kurumların bütünleştirmesi ve onların adına biz ne oyuz ne buyuz Aleviyiz dememizin en doğru olduğuna inananlardan. Çok teşekkür Teşekkür ediyorum ederim. başkanım. Evet. Evet, programımızın sonuna geldik. Yavaş yavaş sevgili başkanlarım, son söylemek istediğiniz bir şey varsa sevgili Turgut Başkanından başlayarak programımızı bitirelim. Şimdi, yani bize yönelik hazımsızlığı, bize yönelik tarihsel düşmanlığı, bize yönelik yani bırakın kazanımlar elde etmemizi. Yani bizim Maraş'ta ne kazanımız vardı 42 yıl önce? Yani ne kazanımız vardı Yani bizim Maraş'tan? Yani Aleviler okullarda yaşamaya çalışıyor. Alevilik, evet okullarda Alevilik dersi mi veriyorduk biz Maraş'tan? Maraş'ın her Evet. sokağında bir cemevimiz mi vardı bizim? Yani bizim üniversitemiz mi vardı, hastanemiz mi vardı, bakım evimiz mi vardı? Yani niye biz 42 yıl önce Maraş'ta böyle bir barbarlığa maruz kaldık? Yani bizim Koçgiri'de, Dersim'de, Sivas'ta yani öyle standart dünya genelinde belli inanç topluluklarının ne hakkı varsa o haklarımız mı vardı da biz bu katliamlara maruz kaldık? Yok. Bizim Saden adımız bile, Kızılbaş adımız sadece yaşam tarzımız bile bu çevrelere yani bu çevrelerin düşman gördüğü, yok edilmesi gerektiğine inandıkları normlarımız olduğundan dolayı bizim bütün tarihimiz katliamlardan dolu. Bu nedenle de yani olayı sadece kazanımlarla, olayı sadece biz bir şey elde edersek hazımsızlık var. Bu kapsamda bakmamamız gerekir. Bu nedenle de bizim sadeleşmemiz gerekiyor. Şimdi Doğu Perinçek ajanın, işbirlikçisi, dünyanın en aşağılık yaratığı ne diye bize saldırıyor? Okuyor musunuz 2 gündür? Diyor ki bu Aleviler diyor biz Müslümanız demiyorlar. Bu Aleviler, bu hakkı elde edenler, bunlar işte Alevilik ayrı bir din diyorlar. Bu Aleviler İslam çatısının dışına çıkmak istiyorlar. Yani aynen Akit gazetesinin de yıllardır bize saldırdığı argümanlar, gerekçeler neyse aynı şeyi ısıt sunuyor. Şimdi dolayısıyla bu düşmanca saldırısında kullandığı gerekçeler karşısında Alevi toplumunun netleşmesi gerekiyor. Niye netleşmesi gerekiyor? Diyanet de bugün diyor ki normal Alevi olarak biz Müslümanız. Başımız Kur'an'a bağlı. Ve biz aynı peygambere inanıyoruz. Ve bizim hiç sizden farkımız yok değil. Bazı nüans farklılığınız da olsun mezhep anlamında. Evet. Bugün aynı misyonu Akit Gazetesi Alevilere biçiyor. Aynı misyonu gerekçe olarak bugün Aydınlık Paşavrası'nın saldırılarına baktığınız zaman bu gerekçeler üzerinden saldırıyor. Dolayısıyla bugün aynen onlar gibi en hakiki Müslüman biziz diyerek yani biz de İslam'ız diyerek bu size saldıranlardan farkınızı koymadığınız müddetçe onlara karşı bir şey söylemenizin ciddiyeti yok. Yani Evet, yani ciddiyseniz sizin bugün Aleviler net olarak tavırlarını ortaya koymalıdır. Bunların saldırılarına karşı, evet. evet kardeşim, biz Aleviyiz. Biz başka bir şey değiliz. Yani Müslüman falan değiliz. Biz Aleviyiz Evet. demeleri, yani net olarak, yani kazanımlarla beraber net olarak tavır ortaya koymadığı zaman Aleviler isterse ayrı bir din olarak, ne olarak tanırsa tanısın bir anlamı olmaz. Şu çok açık. Yani tüm dünyada sizin bir inancın 50. derecedeki bir alt mezhebi tarikat olarak sizin kendinize özgü bir statünüzün olması mümkün değil. Yani bugün tüm gelişmiş ülkelerde, dünyada sizin özel bir durumunuz, konumunuz
mevcut olanlardan farklı bir inancınız, yolunuz olması gerekir ki sizin özelliğiniz olsun, özgünlüğünüz olsun. Bu nedenle de şimdi ben görüyorum. Yani bu kazanımlarımıza böyle alkış tutuluyor. Ama öbür taraftan halen ısrarla sorduğunuz zaman siz kimsiniz? Biz diyor ki mezhebiz. İslam'ın bir mezhebiz. Yani burada ciddi bir çelişki var. Yani bu saldırı püskürtülür. Bir başka gündem de olabilir. Bu iktidar gider başka bir iktidar da gelir. Yani sonsuza kadar Türkiye'yi bu orta çağ özlemcileri falan yönetmeyecek ama Alevi toplumunun gerçekten kendi içerisinde netleşmesi gerekir. Yani bizler bunun tohumunu atarken yani 30 yıl önce biz Alevilik özgün bir inançtı belirlemesi üzerinden bu yolu benimseyerek bu yol üzerinden ısrarla bugüne gelirken ta o günkü koşullarda biz biliyorduk ki ancak biz kendi özgünlüğümüzle bize ait olan değerlerimizle muhatap alınabiliriz. O nedenle de yani şu an çıkar söz konusu olduğunda bu işin üzerine atlayıp ya öbür türlü de geleneksel bildiğimiz herkesin ısıtıp sunduğu anlatımla bu kafa karışıklığını biz ortadan kaldıramayız. Yani bu konuda kazanımlara neden olan bu adımın da doğruluğunun benimsenmesi gerekir. Çok önemli. Çok önemli. Gerçekten çok Evet. önemli. Yani bugün şunu görüyoruz. Çok özel bir noktaya değindiniz sevgili başkanım. Bugün şunu görüyoruz. Bugün Alevilik kendine özgüdür, kendine özgü bir inançtır diyen Avrupa'daki, Türkiye'deki birçok kurum başkanımız, yol erken kurum başkanlarımız, dedelerimiz, pirlerimiz dahil hepsi sözde yani bu söylemin altını doldurmuyor. Söylem böyle ama yaşayış şekli, davranış şekli, topluma hitap etme şekli aynen halen biz İslam'ı bir mezhebiz şeklinde hareket ediyor ve bu gerçekten hem kendi içinde kendi kendine çalışıyor hem de bu asimilasyonu daha da ileri götürüyor. Bunun inandırıcı da olmaz. Yani bunun da inandırıcı da olmaz. Yani siz hak elde etmek amacıyla biz özgürüz diyeceksin. Alevi İslam adıyla yani birçok entrikalarla anlaşma yapacaksın ama sonra İslam'ı çıkaracaksın. Yani diyeceksin ki kandırdık biz bakanları, yetkilileri. Bak sadece Alevi var. Öbür taraftan da yani tüm Avrupa'da özgün demek zorundayız. Ne yapalım bu hakları almak için takiyesi yapamazsınız. Yani bu ikiyüzlü yaklaşım olur. Yani özgünlüğü noktasında hak elde etmek için tek yolun öyle başka birisinin gölgesi altına girmemek tek doğru adımsa sizin de bütün yaşamınızı bu sadelikle yürütmeniz lazım. İnandırıcı olmaz, ikiyüzlü olur. Yani insanlar bunu görmeyecekler mi? Yani bu hakkı aldığınızda ne olacak sanki? Şimdi Almanya'dan bahsediyoruz da normal koşullarda Avrupa'da devlet de bu noktada anlaşma yapan yani ilk kurum bugün işte Avusturya'daki İslamcılar, Alev İslamcılar. Yani o yapılan anlaşmanın statüsü de eyalet düzeyinde değil, bütün Avusturya düzeyinde. Ama sonuçta ne itibarları var? Yani 10 tane insanı bir araya mı getiriyorlar? 10 tane cemevleri mi var? Yani Aleviler Türkiye'de bak şu Maraş olayı olduğunda bir Allah'ın kulunun onlardan buraya geldiğini görülmüş. Sonuçta yani para kazanma uğruna Avusturya hükümetini kandırma, dolandırma, bu statüyü elde edersek cebimizi doldurma şeyi de fitneliyle, fesatlıyla bir anlaşma var ama hiçbir şeye hizmet etmeyen bir olay. Siz oradasınız. Şu an Avusturya'da böyle bir anlaşma var diye hangi Alevinin başı göğe ermiş durumda? Yani özel bir Alevilerin orada başka bir yerde olmayan şey mi var? Sokağa yansıyan hakkım var yok. Yok resmi tanınma onların resmi tanınma şekli zaten Alevi İslam olarak tanınmış yani bir mezhep olarak tanınmış ki şeyde resmi yasa kitabında yani yasal olarak resmi olarak Alevi Aynen İslam öyle, olarak aynen hani öyle, aynen öyle. mezhep olarak tanınmış. İşte onu demek Evet istiyorum çok ben. Yani bu noktada gerçekten yani günü kurtarma değil, cebi doldurma değil, çıkar değil, bilmem işte başka fitne fesat hesaplar falan değil. Bu noktada öğretiye uygun samimiyetlerle bu gelişmelere bakmak gerekiyor. Bakın işte uzun sürdü, 30 yıl şu an o sürecin öncülerinden büyük bir çoğunluğu hayatta değil bugün. Yani 30 yıl önce federasyonumuzun, Alevi kültür merkezlerimizin bizlerle birlikte tohumunu ekenlerin büyük bir çoğunluğu toprak altındalar.
Yani onlar göremediler. Biz gördük en azından bu kazanımları. Bizden sonra da bir 30 yıl sonra yeni kuşaklar başka şeyleri görecek ama ne yaparsanız da günü kurtarma üzerine yapmayacaksınız. Yani siz Elbette. sizden sonraki kuşaklara böyle tertemiz, öğretiye uygun ve sizden sonraki kuşakların o adımın atılmış olmasından onur duyacağı şeyler geriye bırakın. Yani entrikalarla o anlamda Avusturya'da örneğinde olduğu gibi geriye onur bırakamazsınız. Geriye üç kağıt bırakırsınız. Bak şimdi ben görüyorum, buradan da izliyorum. İşte o sürecin entrikaları beraber çevirenler, bu fitne fesatlığı beraber planlayanlar şimdi bülbül gibi ötüyorlar. İşte biz de oyuna geldik, kandırıldık. İşte insanların atılmasında bizim de imzamız var diye. O nedenle inanıyorum yani belli bir süre sonra bugünün de sorunları aynı utançla öz eleştiri vermek durumunda kalacaklar. Biz o anlamda doğru yoldayız. Yani zaman alıyor bizim Teşekkür ederim. anlaşılmamız ama biz doğru yoldayız. Dün de doğru yoldaydık, bugün de doğru yoldayız. Bu kapsamda Teşekkür. da bugünkü konuşmamıza vesile olan gerçekten yani biz tarihimizle, biz yapan değerlerimizle onur içinde olacaksak, övünç içerisinde olacaksak bu yola ser vermiş, bu yola baş vermiş, bu yolun mensubu olmaktan dolayı bugün toprak altında olan canlarımızı bizim özel olarak almamız lazım. Yani olduysa oldu diye yaklaşma şansımız yok. O nedenle ben de gelen çağrıya katılıyorum. Yani bu yıl bile bu zor koşullara rağmen, bu acılarımıza rağmen 21'inde Maraş'ta olacağız. Yine çağrımız gerçekten Çankaya ta Viyana'dan kalkıp gelebiliyorsa, işte bizim İngiltere'den de başkan diğer arkadaşlarımız gelebiliyorsa demek ki dünyanın her tarafından Maraş'a gelmek mümkün. Biz buradan Ankara'dan gidebiliyorsak her şehirden demek ki şeye gitmek mümkün, Maraş'a gitmek mümkün. Sembolik de olsa yani her koşulda gerçekten şehitlerimizin son nefesini verdiği alanlarda olmamız lazım. Ben de tüm duyarlı canlarımızı 21'inde saat 15'te bizim Avrupa Devletleri Konferansı olarak temelini attığımız, inşa ettiğimiz Görükseren'deki cem evine bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Sağ olun. Evet, sevgili Zeynel yoldaşım, sizin de son sözlerinizi alayım. Bu konuda yani ne söylemek istersiniz? Son olarak. Sevgili Mehmet Ali yoldaş, ben bu sorunu yani işte bu kamu hizmeti, kamu yararına statüsünün verilmesinin anlatılamadığını düşünüyorum. Çünkü ben hatırlıyorum yani bundan tam yılını bilmiyorum da 5-10 yıl önceydi. Alevler Almanya'da veya diğer ülkelerinden tanındığında Türkiye Cumhuriyeti resmi ağızlarında kıyamet kopardılar. İşte Avrupalılar Alevileri bizden koparmak istiyorlar. Kendine özgü bir inanç olarak tanıdıklarından dolayı. Aslında bu tanımda bugün değil. Yani o eski koz, devletin kullandığı işte özellikle de onursal başkanımızın ve arkadaşlarının işte bunlar Ali'siz Alevi, bunlar şeydi ve nedeni buydu. Yani Aleviliğin kendine özgü bir inanç olarak tanınmasından yola çıkarak bu suçlamalar yaptı. Bugün olan farklı bir şey. Bugün yani düşün Almanya bu anlatılamadı. Almanya zaten kendine özgü bir inanç olarak tanınmasaydı ne Alevilik dersleri alabilirlerdi, aklını alabilirdi, ne de eyaletlerle hak eşitliği anlaşması yapılabilirdi. Bunlar yapılmıştı. Bugünkü olan farklı bir şey. Kamu yararına tüzel kişiliğin tanınması. Bu anlatılamadı. Diğer taraftan da bu şu buradan çıkaracağımız sonuç şu olma. Aleviler kendine özgü bir inanç olduklarını buradan özellikle de yani bu tartışmalar Alevi örgütlenmesi içinde çok yaşandı. Çok yaşandı. Ya işte biz Alevilikle İslam'ın ortak paydalarının olduğu, ortak
ilkeler ne oldu? Yok arkadaşlar. Yani bu gösteriyor ki Aleviliğin yani öz ilkesel olarak prensipleri İslam'ın prensipleriyle Aleviliğin prensipleri hiçbir yerde kesişmiyor. Burada da bir soru çıkıyor. Burada bir soru çıkıyor. Aleviler biz kendine özgü bağımsız bir inanç demediği sürece ne yani şimdiye kadar kazanımları ne koruyabilirler, bu kazanımların altını da dolduramazlar. Bunu Aleviler özellikle de yani biliyorum o tartışmaları kendine dedeyim diyen, ben işte ocakzadeyim diyenler bunu kafasını iki elinin arasına alıp iyi düşünmeler gerekiyor. Yani sen kendi ayaklarının üzerinde durmayı bağımsız bir duruş sergilemediğin sürece ya işte biz İslam'ın farklı bir yorumuyuz veya İslam'ın bir mezhebiyiz dediklerinde Alevilerin bir geleceği yok. Geleceği yok. Bu saldırıları, bize olan saldırılarda püskürtme şansımız yok. Yani Evet. bugün Aydınlığın veya Doğu Perinçe'nin bu geçmişteki devletin yaptığı saldırıları bugün Doğu Perinçek kendi ağzına ve aydınlık üzerinden yapıyor. Ben onun için Evet. Alevilerin kendi bağımsız duruşlarını, Aleviliğin kendine özgü bir inanç olduğunu işlenmesi gerekiyor. İşlenmesi Gerekliliğini gerekiyor. yerine Böyle getirmemiz bir gerekiyor. Pratikte gerekliliğini bunun yerine pratikte getirmemiz gerekiyor yani. gerekiyor. Onun için ben bugün yaptığınız bu yayından dolayı sizin emeğinizi saygıyla karşılıyorum. Kendinize iyi Teşekkürler. bakın. Çok Biz sağ olun. de Pazartesi Maraş'ta olacağız. Teşekkür ederim. Evet sevgili Çankaya, sevgili Mehmet Çankaya Başkanım, sizin de son sözlerinizi alayım. Evet, öncelikle ABF TV'nin emekçilerine, özellikle Barış arkadaşımıza emeğine teşekkür ediyoruz. Senin emeğine teşekkür ediyoruz. Bu havuz medyasına karşın bu kadar yerel televizyonlar ve muhalif kanadını genişletecek birçok yerel televizyonlar çalışmalar yapıyor. Çok anlamlı buluyoruz. Demek ki bir şeyler yapacaksak eğer başarabiliyoruz. İstediğimiz zaman her şeyi yapma gücü yaratabiliyoruz. Özellikle son olarak şunu söylemek istiyorum. Roboski ve Hayata Dönüş operasyonunu, aynı zamanda Maraş'ı şehitlerimizi anmak için bütün insanlar yani nerede etkinlik varsa oraya gitmelidir. Yani sağlığına dikkat ederek gitmelidir. Biz Maraş'ta olacağız. Özellikle söyledim daha önce de Viyana'da bir miting düzenleniyor. Bütün Evet, doğru. alevilerin, vicdanlı olan insanların yani evinde oturuncaya kadar oraya gidip bir güç olsunlar. Bütün yasalara, ne yasa varsa ona dikkat ederek kendisini koruma altına alarak bunu yapsınlar. Evde kalanlar da çok kendisinden emin olmayan insanlar da en azından 3 tane mum yaksın. Yani o şehitlerimizi ansınlar. Hem hapishanede yapılan katliam, hem Roboski'de yapılan katliam ve Maraş'ta yapılan katliamın bu 3 katliam birleştiğinde devlet yaptığı açık. Yani bunu herkes söylüyor. Devletin kendi bazı kurumları da açıklıyor. Milletvekiller de söylüyor. Madem bunu devlet bunu yüzleşmediği müddetçe, kabul etmediği müddetçe üzerine gidip vicdanımızla hesaplaşarak bunlardan hesap istememiz lazım. Devlet bunun 3 tane katliamın hesabını vermesi gerekiyor. Dolayısıyla devlet bu konuda bir adım atmamıştır. Ve havuz medyalarını devletin kendi kurumunda ne Roboski ne hapishaneler ne de Maraş'taki olan olaya üstlenmiyor. Hiçbir kelime de söylemiyor. Onun için biz söyletmemiz lazım. Söyleten kim olacak? Alevi kurumları olacak, Kürtler olacak, bütün sivil toplum kuruluşları olacak ve bütün var olan demokrasi güçleri söyletmesi lazım. Eğer o gücümüz varsa, özgüvenimiz varsa söyletinceye kadar devam ettirmemiz lazım diye düşünüyorum.
Başarılar diliyorum. Türkiye'den, Teşekkür ediyorum. Avusturya'daki tüm sevenler, dostlarımıza selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Ayın 19'unda Viyana'da etkinliğimiz var. Demokratik Güç Birliği'nin yaptığı bir etkinlik var. Bu etkinliğe gerçekten bütün devrimci demokrat, Alevilerin, yurtseverlerin, ben demokratım diye herkesin katılması gerekiyor. 24 Aralık işte Maraş'ı, cezaevlerini, Roboski'yi hepsini anacaklar orada. Bu etkinliğe bütün özellikle Viyana'daki bütün kurumların çok güçlü bir şekilde katılmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Onun dışında ay 25'inde biliyorsunuz sevgili başkanım ay 25'inde Gratius Sanat Dalı'nın düzenlediği bu seneki bu pandemiden dolayı geceleri anma yapacaktık. Geceye izin vermediler anma gecemize. Onun için ABF TV'de canlı yayın yapacağız. Sizleri de canlı yayına tekrar bağlayacağız. Bu canlı yayında ayın 25'inde tekrar ABF'de burada canlı canlı yapacağız. Evet, sevgili ABK Onursal Başkanı Turgut Eker, sevgili HDP Milletvekilimiz Zeynel Özen ve ABK örgütleme sorumlusu Mehmet Ali Çankaya teşekkür ediyorum üçünüze de. Ayrıca sevgili Barış Han'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük emekler veriyor sevgili yönetmenim. Ortak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Umarım Maraş'ta da canlı bir bağlantı yaparız sizlerle. Orada bir şekilde oradaki anmayla ilgili kısa bir şey alırız. Evet sevgili dostlar, sevgili ABF TV izleyicileri, bir gerçek gündem programının tekrar sonuna geldik. Lütfen kendinize iyi bakın, sağlıklı olun, kendinize dikkat edin ama duyarlı olun. Ama sizlere yapılan haksızlıklara, bizlere, bizim canlarımıza yapılan katliamlara, kırımlara, haksızlıklara karşı sessiz kalmayın. Alışmayın. Alışmak çok kötüdür. Çünkü bugün Maraş'a gitmeyiz. Hadi bu sene bir şey olmaz deriz. Seneye de başka bir şey çıkar. Bu sene de bir şey olmaz deriz. Bu şekilde orada bizler için, inancımız için canlarını verilmiş, katledilmiş canlarımızı bu şekilde devletin de istediği. Bu zaten bize unutturmak istiyor. Ne Roboski, ne Maraş'ı, ne de 19 Aralık katliamlarını unutmayacağız. Devletin bu katliamı yapanların bir an önce ortaya çıkarmasını ve hesap sormasını istiyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Aşk ile.